toprağı tavuk gübresiyle, yanlış tavuk gübresiyle karıştırdık. Evet. Bunu tekrar altına gönderdik. Altı toprakta oldu, yumuşadı böyle. Yani daha önce sıkışık topraktı ya. Şimdi kabarmış toprak var altında. Neden yumuşattık? Bu köklerimiz daha iyi salınım yapsın. Dikeceğimiz fidanımız çok daha iyi gelişsin diye yaptık bunu. Şimdi. Gençler. Bakın, iyi izleyin. İyi öğrenin. Şimdi bu şekilde torbalarda olan veya saksılarımızda olan fidanlara tütsü fidan diyorlar. Yani bu üzerindeki naylon buna tüt gibi gözüküyor ve bu tür fidanlar 12 ay dikildiği zaman dikilebiliyor. Yani diğer bazı bitkiler var, zamanla dikilmezse tutulma sağlamayıp ölüyorlar. Ama bu şekilde tüklü olursa yerini hazırlayıp bunu kazdığımız yatağın içerisinde güzel yerleştirip toprağını yerleştirip evdeki saksımızdaki gibi veya bahçemizdeki saksımızdaki gibi titremeye devam ediyor. Şimdi bir tane kolonyamızı nasıl tutuyoruz göstereceğiz. Bakın bakın, köklerini görüyor musunuz? Kökler kenarlarda görülüyor. Gördünüz mü? İşte o kökler, evet, şimdi burada aşağı doğru uzayacak. Buradaki köklerimiz zamanla bu aşağıdan toprağımızdan beslendiğinde her birisi böyle yumruğumuz kalınlığında kök olacak. Yani bileğimiz kalınlığında kökler haline gelecek. Dikerken neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Fidanımızın burada bir kök boğaz dediğimiz noktası var. Bu kök boğazı noktası su verildiği zaman suyun içerisinde kalmayacak bir noktaya dikiyoruz. Neden dikiyoruz? Eğer burası su içerisinde su tutarsa buradan çürüyor, kulağımız çürüyor. O yüzden kök boğazı etrafındaki hazinesinden daha üstte olması gerekiyor. Yani şimdi bakalım dengeye. Yeterli değil. O zaman bunu biraz yükselteceğiz. Dur bakalım. Şöyle biraz gelin. Şuradan alalım. Birazcık açılalım şöyle. Bir metre kadar açılın. Evet. Bakın, şimdi ölçü olarak şu sopayı ben yardımcı olarak koyuyorum. Bakın, sopayı koyduğumda eğer burası bizim bir havuz vaziyetinde olacağı için suyumuz bu havuzun içerisinde kalacak. Kök boğazına gelmeyecek. Bakın. Koyuyoruz. Kök boğazımız sopanın üzerinde kalıyor. Eğer bu içeride kalmış olursa, burada çok fazla uzun süre görünen olursa bu bitkimizin bu kısmını tutarak suyun içine çok bekliyoruz. Bunun ölümüne sebep oluyor. Fidanlarımızın ölmemesi için dikerken kök boğazının yukarıda olması. Anlamadığınız bir şey var mı? Yok. Soru var mı? Merak ettiğiniz, soracağınız şey varsa bununla ilgili sorabilirsiniz yine. Benim var. Toprağımızı güzel hazırladık. Üstten çıkan yüzey toprağımızı en alta koyduk. Neden? İçerisinde faydalı bakterilerde azot kütlesini fazla olsunlar. Değil mi? Fidanımız daha iyi beslensin. Sonra bir kısım toprağımıza getirmiş olduğumuz çiftlik gübremizi karıştırdık. Yani dediğimiz çiftlik gübremizi karıştırdık. Bunu da etraflara yerleştirdik. Şimdi etrafını bunu güzelce dolduruyoruz. Hocam. Sizin sorunuz mu vardı? Ha, soru varsa sorabilirsiniz. Evet. Biz bunu istediğimiz zaman nasıl sulayacağız? Biz bunu istediğimiz zaman nasıl sulayacağız diye bir soru var sulaması hocam. Sulaması ne şekilde olacak? Şimdi sulaması, bu pavlonyamız suyu seven bir ağaçtır. Fakat az az sık sık sulama yaparız bunu. Mesela günde iki kez sabahları bir litre, akşamüstü bir litre verebiliriz. Yapraklarına gelmeyecek vaziyette, sıcak havalarda yaprağına gelmeyecek vaziyette sadece etrafındaki çemberine suyu verebiliriz. Yazları böyle, kışın zaten suya ihtiyacı yok. Yani bu aylardan sonra artık uykuya geçmeye başladığı için artık suya ihtiyacı kalmıyor. Bunu biz ne zaman başlıyoruz? Yazın. Erken ilkbahar, yani sıcakların başladığı zamanlar başlıyoruz. Çok fazla su vermeye gerek yok. Sadece toprağın nemli kalacak vaziyette olduğu yeterli oluyor. Başka soru var mı? Suyu gövdeye değil, kenarlarına döküyoruz dedi. Evet. Çok su verilince ne oldu? Çok su vermiyoruz. Neden vermiyoruz? Çünkü iklimsel olarak ülkemiz
susuzluk yaşayan bir ülke. Biz canlılarımızın da canlı kalacağı vaziyette az az su veriyoruz ve suyu iktisadi kullanmaya çalışıyoruz. Çok verirsek, çok verirsek göllenme olmazsa hiçbir problem olmaz. Bu ağaç için fazla suyun bir şey önemi yok ama göllenme olmayacak. Yani mesela buradan su döktüğümüz zaman etrafında su sürekli kalıyorsa o zaman çürütebilir. Susuzluğa çok dayanıklı bir ağaçtır. Gelişimi durur, yapraklarını biraz soldurur ama ölmez. Yani bu 15-20 gün su verilmese de yaşayabilen bir ağaçtır. Bünyesindeki suyla devam edebilir. Toprağın, toprağın altındaki nemle yaşayabilecek kabiliyetli bir ağaçtır. Bir şey söyleyeyim. Evet. Toprak kırıldığında bu yaşar mı? Toprak kırıldığında da değil mi? Çatladığı zaman mı? Böyle tüpün içindeki toprağı kastediyor. O şimdi toprağı... Bir şey olmaz toprağı. Böyle, böyle etrafta hani böyle toprakla böyle çatlıyor böyle insanın buruşmuş suratı gibi öyle mi olunca diyorsun? Evet. Hiçbir şey olmaz. O yüzeyde toprağımız çatlayabilir ama alt tarafta yani 15-20 santim sonra toprağımızın altında muhakkak nem vardır gene. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Peki bu ne kaç yıl sonra büyür? Arkadaşlar bu 5 yıl sonra okulumuzun çatısını geçmiş olacak inşallah. Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı. Şimdi aranızda çok hızlı büyüyor. Okulun çatısını geçecek diyor. Geldi gençler bakın bu 1 yaşında benim kendi bahçemden getirdim pavlonyanın yaprakları. 1 yıl sonra yaprakları böyle olacak. Pavlonya yaprağı dünyada geçen yok ödüllü yaprak yani. Yani çap olarak büyüklük olarak bunu geçen her henüz rekorlar kitabına girmese de yani biz biliyoruz. Yine rekorlar kitabına henüz öyle bir müracaat yapıldığını düşünmüyorum, biliyorum. Belki doğmuş ondan da haberim yok. Ama dünyanın en büyük yapraklı ağacı olarak unvanını devam ettiriyor. Evet. Hiçbir şey olmaz. Çok sıcak da fazla su vermek. Yapraklarda sıcak soğuk tepkisinden dolayı çatlamalara sebep olur. O yüzden yapraklarına su vermemeye gayret ediyoruz. Ama güneş yokken, akşamüstü serinlerde falan verebiliriz. Mesela serinlik çöktüğü zaman, yani güneş görünmediği zaman, sabah çok erken vakitte veya akşam ikindiden sonra yani güneş yattığı zaman, güneş görmüyorsa o zaman su verebiliriz yapraklara. Ama çok sıcakken böyle, güneş böyle dört noktadayken, çok yüksekten buna su verirsek ne yapıyoruz? Sıcak soğuk tepkiden dolayı yapraklarda böyle minik minik çatlaklar oluşuyor. Gözden göremeyiz ama bu ağacın gelişimini biraz engeller, durdurur yani. O yüzden direkt dip kısmına veriyoruz. Yağmur o doğanın hareketlerine karşı bunlar duyarlıdır. Bunlar yağmadan evvel kendisini hazırlayacak. Yağmur yağmıştan sonra yine aynı hazırlıkla devam eder bu yağmur. Yani biz bitkiler gibi hava şartlarını göremiyoruz ama bitkilerimiz o yeteneğe sahip değil. Yani. Merhaba. Tamam şu an devam ediyoruz zaten. Bütün çocuklar izliyor şu an. Sorularını soruyorlar. Gelebilir. Yok bir tanesinde bir şey olmaz ama dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yok kitap getirmeye gerek yok. Bugün etkinliğimiz öğleden sonra bu zaten. Bir süre sonra ben seneye ilkbaharda geleceğim. Tekrar sizinle beraber burada buluşacağız, sohbet edeceğiz. Olur mu? Bunun meyvesi sadece bu meyve. Gelince benzer. Bu tohum üretilmesi var. O kesen içerisinde en az 150 ile 500 arasında kullanılır. Biraz aşağıdan. Üstadım sizin isim neydi? Mehmet Özcan. Mehmet Özcan Bey. Değerli üstadım, ellerinize sağlık. Çok güzel bir fidan diktiniz. Hayırlı olsun. Ata ağaç olsun isteriz inşallah. Büyük ağaç olsun, yavrularımız gölgesinde iş yapsın. İnşallah, inşallah, inşallah. Ellerinize sağlık. Müdür Bey'in de her türlü teknik var. Kazı evet. Var, çakma var, dikme var, her şey var maşallah. Evet. Fikret Bey hocam. Evet. Siz de maşallah hiç... Boş durmuyorsunuz yani. Ama biz bu tür şeyleri eğer biraz geriye çekmemiz lazım.
Böyle benzer şeylere tamirci bulamıyoruz. Mecbur kendi başımıza yapa 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 öğreniyoruz. Öyle öyle öyle. En güzeli. Arkadaşlar bu 5 yıl sonra okulumuzun çatısını geçmiş olacak inşallah. Dünyanın en hızlı büyüyen ağacı. Şimdi aramızda çok hızlı büyüyor. Bizim ağacımız değil, bizim. Bizim derken. Evet. Evet, iki alt sınıfın ağacı. Buraya bak rengi. Gülümseyin. Çok güzel, harika. Şu an videoyu alıyorum şu an. Durum olmuyor. Bizim ağacımız değil, bizim derken. Evet, iki alt sınıfın ağacı. Buraya bak rengi. Gülümseyin. Çok güzel, harika. Gel çelenin. Bu pasta bizimdir zaten. Balavca değilsin var diyor. Evet. Tamam, abi biraz da çalalım bakalım. Biraz da çalalım bakalım. Tamamlayalım. Hem sohbet edelim hem biz işlemimize devam edelim. Hadi maça geçelim. Maça. Hadi maç. Hadi maça. Hadi maça. Dalınlar mı besliyor? Havayı tırtkanla dolmuyor bunlar. Yöntemi var yani. O yöntemi çok soruyorlar. Açıklamıyorum çünkü 10 bin ağaç var. Bütün ağaçları kapatıyor. Hocam dış kenarı boş kalsın. Boş mu kalacak? Yok boş. Tamam. Tamam. Tavuk gübresinden biraz daha koyalım. Evet, şu kenara koyalım, yanlış tavuk gübresi bu. Tamam hocam. Tamamen düzüyor muyuz zaten? Evet, düzeceğiz. Şey dolduracağız. Biraz uçak. Şey, arkaya geçme. Biraz uçak. Birazcık şöyle. Şöyle etrafını şey yapalım. Sizlerin öyle şey yapalım. Tamam. Şöyle bir zaman. Tamam. İçimizi atalım biraz. Teşekkür ederim. Valla çıkardığınız toplar hepsi bitti hocam burası. Normalde kalması lazım yani. Taşlarda var ya çıkan. Yemendir, ayağın altında da epey vardı. Biraz çığnadır toprağı. Taşlarda çıktı ya. Şunları vuruyoruz. Direktör üresi mi? Aynı zamanda iklimlendirme yapıyor. Mesela bizim bu villasımız çok sıcak oluyor ya. Yazın 45-50 derece falan sıcak. Böyle yapışıyoruz buna. Bunun bölgesine geldiğimizde bu yapraklarımız bizim böyle klima basması yapıyor. Küçük rüzgarlardan küçük hareketler yaptığı için havayı güzel değiştiriyor. Serinletiyor ama aynı zamanda bize oksijen verdiği için nefes alışverişimizde çok daha düzgün oluyor. Şehrimizin havasını temizliyor. Arabalarımızın egzozundan çıkan partikülleri, ondan sonra yaktığımız sobaların dumanlarını, işte etrafta kullanılan bir takım kimyasalların partiküllerini, bu kendi üzerindeki yapraklar üzerinde milyonlarca tüycük var böyle. Yakından bakarsanız böyle birbirinize, böyle güneşe
Yakından dikkatli bakın. Ne kadar tüycükler var. Bakın şöyle. Bak, yani büyüteçle baksalar o gözenekleri çok daha şey. Yani bunu zaten büyüte, bu şu anda kurumaya yüz tuttuğu için bunun tüyleri çok net belli değil ama bu canlıyken çok daha fazla tüyleri var. Yani milyonlarca tüy var. Bu tüyler havadaki tozları absorbe edip bizim daha sağlıklı ve güzel nefes almamızı sağlıyor. Oksijenimizi gayet iyi veriyor bu. Bundan sonra altı kökle erozyonlarımız yönlüyor. Mesela böyle yamaçlarda topraklar kayar ya. Hani yağmurlarda böyle büyük büyük yağmurlarda topraklar kayar, sel yapar. O selleri önlemekle de bir numaralı bir ağaç. Yani bu boyu kadar kök atabilme yeteneğine sahip. Yani bir dahaki sene bu bizim el boyumuzu geçecek inşallah. El boyumuzu geçtiği zaman kökleri de aşağı yukarı kadar aşağı inmiş olacak. Hocam, bizi koltuk alt yapar iki defa. Buranın toprağı da güzel. Benim toprak. Hocam meyvesi bunun kolundan üreten bir iki çenekli. Yani iki parçalı. İçerisinde 250 ile 500 ile bir tane falan bir meyvesi. Şey gibi sanki değil mi? Fikan denizle benziyorsun. Aynen, fikan denizle. Evet. Sonra gençler. Çiçeklerini, arıların sevmesi zaten o sağlıklı bir ağaç olduğu için. Evet. Şimdi yönlerini bahsediyoruz zaten. Çok yönlü faydaların var. İki tanesini anlattım. Bir, en iyi oksijeni sağlıyor. Ozon tabakasını tedavi ediyor. İki, iklimlendirme yapıyor. Bizim oksijenimizi güzel düzeltiyor. Nefes almamızı kolaylaştırıyor. Üçüncü önemli etkini ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani aslında hepsinden daha önemli sınıfta olarak gözüken bu ağaçtan plantasyon ormanları yani kesim ormanları yapıldığında bütün mobil eşyalarımız bu ağaçtan yapılabiliyor. Hem esnek, hem hafif, hem de her şey kullanışlı. Bu sefer şimdi biz bunlar... Rıfat Bey hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sahada benimle çalışmaya gelir misiniz çağırsam? Müsait olursam tabii ki gelirim. Çok teşekkür ederim. Hafta sonları gelebiliriz bak. Maşallah. Vallahi çok çok güzel çalışıyorsunuz. Diyalog çok güzel. Thank you.